Efendim, Giray Bulak'la futboldan merhaba. Fotospor'dasınız. Hocam merhabalar. Merhaba Cahit, günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hepimize. Birçok notum var fakat o notların hepsi bir anda gitti. Victor Osimhen geldi. Gece yarısı havaalanı karıştı. Futbol karıştı. Tabii ki içerisinde biz arkasından birkaç cümle belki Beşiktaş'a birkaç cümlede Trabzon'a harcayacağız. Spor'da Gökhan'la Cem var. İkisini de bayılırım, çok severim Gökhan'la Cem. Karşısında da Levent Tüzemen abimiz var. Levent bir başladı, bitirmedi. Konuş, 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 konuş. Ya dediler, Victor Osimhen bir geldi. Biz bir şey konuşmadık, bir dahaki programa bari bizi konuşturun gibi bir sohbet oldu gerçekten. Bütün gündemi değiştirdi. Ama benim üzüntüm, yani ben üzüldüm. Ben Galatasaraylı olarak ben üzüldüm. Neden üzüldüm biliyor musunuz? Bir kiralık futbolcu için nasıl bir mutluluk, nasıl bir sevinç? Ya ben şunu Kerem için bir şeyler söylesek, Benfica'ya gitti çocuk. 12 milyon euro bu ülkeye kazandırdı. Gençlerimizle övünsek. Yani gurur duyacağımız konular başka. Böbürlendik biraz burada. Ben hoşuma gitmedi benim ama tabii ki Türk futboluna önemli bir enerji geldi. Ne düşünüyorsunuz hocam? Ya futbol akıl tutulması yaşıyor Cahit. Yani biz şimdi daha önce bu oyuncular Çin'e falan gidiyordu biliyorsun. Orada para çoktu. Ama Çin'in aklı daha fazla çabuk başına geldi ve vazgeçti. Şimdi diyor ki ben artık kendi yetiştirdiğim kendi değerlerimle beraber Çin ligini devam ettireceğim. Alabilirsem, gelebilirse bize katkı sağlayacak oyuncuları alırım ve yoluma devam ederim. Ben Çin'den sonra geleceğin futbolunu Hindistan diye hep yorumlamıştım. Ha, belki o nüfusta çünkü orada hep biz Hindistan'ın arka bahçelerine bakıyoruz, fakir yüzüne bakıyoruz. Ama dünyayı yöneten çok ünlü zenginler, milyarderler Evet. Hindistan'dan da çıkıyor. Hatta bir ara İngiltere Başbakanı olmuşlardı yani o orijinli insanlar. Şimdi neresi kaldı? İşte Arap ülkeleri kaldı. Arap ülkeleri çok yüksek rakamlar veriyorlar. Ama üzüldüğüm taraf ne? Avrupalı Türkiye'yi de Arap ülkesi görüyor ve aynı paraları istiyor, aynı paraları alıyor. Yani artık biz Araplardan oyuncu almaya başladık. Maxim'i aldığımız gibi, Fenerbahçe'ye aldığımız gibi, işte şimdi Beşiktaş oradan birkaç oyuncuya talip oldu, olmadı eski futbolcuları. Şimdi Osimhen de Arabistan'a gidecekti. Normalde oradan beklentisi vardı. Fakat Osimhen şimdi o parayı Türkiye'de bulunca Türkiye'ye döndü. Ama nasıl olsa öbür taraf var dedi. Öbür tarafta olabilir. Yani biz Çin vazgeçti, biz ve Araplar baş başa kaldık. Bu paraları artık biz vermeye başladık. Niye? Fenerbahçe çok iyi bir orta saha oyuncusu alınca Galatasaray da telaşlandı. Hemen bir başka oyuncuya yöneldi. Bu da Santrfor'a kaldı ki elinde 50 milyon euroluk bir Icardi vardı. Batshuayi aldınız Fenerbahçe'den. Değil mi? Niye? 2,5-3 milyon euroluk yıllık onun da maaşı var. Şimdi 10 milyon euroluk bir santrofor alıyorsunuz. Bakın şimdi Cahit, Allah aşkına sol bek alındı doğru. Sağ bek alındı. Kimsenin haberi yok şu anda. Galatasaray'da gelen oyunculardan. Yani artı Galatasaray Jelert'i aldı ya. Kuzey ülkelerinden 20 milyon euroya mal etti ya. Evet. Arkadaşına pas verebilsin ben bir şey bilmiyorum. Bak arkadaşına pas verebilsin ben bir şey bilmiyorum. Yazık, ayıp, günahtır ya. 20 milyon euroya da orta sahayı Saray aldı biliyorsun. Ya bu Evet. paralar nerede? 10 milyon euro maaş veriyorsunuz siz bir oyuncuya. 10 milyon euro maaş verdiğinizde var ya Cahit. Aracılar, komisyoncular, imza parası şu bu derken bu 15 milyon euroyu geçen. Tıp bir yıllık kiralık. Yani bir de Osimhen, yani Napoli'de kadro dışı artık. Yani adam istenmiyor orada ya. Sen istenmeyen oyuncuyu alıp Türkiye Ligi'ne getiriyorsun.
Taraftar nasıl sunuyorsun? Ama taraftar mutlu. Taraftar mutlu. Niye Fenerbahçe'nin önüne geçecek? Fenerbahçe oyuncu alıyor. Mutlu. Niye Galatasaray'ın önüne geçecek? Beşiktaş veriyor, alıyor. Niye mutlu? İkisinin önüne geçecek. Trabzonspor da debelenip duruyor. Duruyor. Yani ne yapıyor? İşte Onaçı'yı mı alsam, bir santrofor daha aldılar. İşte Onaçı'ya da verelim mi o parayı? Biz nasıl bunları yakalarız? Yazık, günah ya. Ya kimse de dur demiyor. Ne Futbol Federasyonu dur diyor, ne Spor Bakanlığı dur diyor. Ne bu kadar insanlar acımasız enflasyon altında ezilirken, asgari ücret altında ezilirken, debelenirken, insanlar intihar ederken 10 milyon eurolarla biz insanları kandırıyoruz. Avutuyoruz, başka şeyleri unutturmaya çalışıyoruz. Yazık, ayıptır, günahtır. Ne olacak? Alsan Fenerbahçe'nin önüne, ne olacak şampiyon olsan? Ne olacak? Borcun ne kadar? Ne olacak? Icardi ne olacak? Icardi'yi şimdi başka yere pas etmeye çalışacaklar. 12 Eylül'de transfer bizde bitiyor ama belki Avrupa'da birkaç ülkede devam edebilir transferler veya devre arasını hazırlayabilirler. Senin Icardi'ye verdiğin para toplamda 50 milyon euro Cahit. Evet. Icardi'ye verdiğin 50 milyon euro. Ya En-Nesyri'ye Fenerbahçe'nin verdiği toplamdaki rakam 80 milyon euro 5 yılda. İnanılmaz. Ya bu oyuncuyla sen 5 yıllık anlaşma yapsaydın 10 milyon eurodan 50 milyon euro sırf kendisine verecektin Cahit. Osimhen'e. Peki aracılar imza parası şu bu 60 milyon euro. 20 milyon da bonservis verdiğini, 30 milyon da bonservis verdiğini kabul et. 100 milyon euro. Ya yazıktır ya. Ayıptır yani ya. Korkunç bir şey. Verebilirsin. Verebilirsin. Real Madrid verip alıyor. Barcelona 30 yaşında santrforu gitti, aldı Bayern Münih'ten. Lewandowski'yi. Evet. Ama adam Barcelona'ya Lewandowski'yi aldı. 30 yaşında da alabilir onu. Hala makine gibi gol yapıyor. Takımın en golcü oyuncusu. Ve gençlerden daha çok koşuyor. O tip oyuncuyu al. O bütçen olur, al. Madrid gitti aldı, tamam. Paris Saint-Germain'in en önemli oyuncusunu, dünyanın en önemli oyuncusu Mbappé'yi aldı, geldi. O kadar cambaz gibi hücum oyuncularının içerisinde aldı. Dünyanın rakamını verdi, koydu, aldı. Ama bütçesi var adamın. Senin hangi bütçen var ya? Galatasaray'ın başkanı diyor ki borcumuz var. İşte 12 milyar lira borcumuz var. Federasyon da demiyor ki kardeşim 12 milyar borcunu sen ikrar ediyorsun. Televizyonda açık açık diyorsun borcum var. 10 milyon euro. Ya 10 milyon euroyu bilmiyor insanlar herhalde. Cahit ya 40 milyon lira para yapar bir yılda bir oyuncunun maaşı ya. Korkunç bir şey. Hocam şöyle bir şey olsa anlarım. Yani işte diyorlar ki forma satışı olacak da 50 milyon euro da oradan gelecek falan filan. Şimdi formayı kime satacaksın sen? Formayı satacağın adam vatandaş. Vatandaşın cebinde para yok. Adam yani 2.500-3.000 lirayı doğrultup maça geliyor. Ve bence burada aynı siyasilere olduğu gibi bir futbol düşmanlığı da yaratabilir. Yani toplumda ya futbolcu milyonluk affedersin yani milyonluk eşekler. Bizim programımızda bu laflar Evet. geçmez ama hani Evet. bu yani buraya döneceğiz gibi geliyor bana. O kadar çok toplumsal problemimiz varken, ekonomik durumumuz buradayken, bu haldeyken bu didişme Fenerbahçe Galatasaray özellikle bu didişmesi Mourinho'nun geldiği zaman da aynı şeyi söyledik. 12 milyon euro işte ona inanılmaz rakamlar bunlar. Ve işin içerisinde bir sporcu nasıl yetişir, bir futbolcu nasıl yetişir? Bununla ilgili zerre kadar çalışma yok. Zerre kadar yok. Bu çok yazık bir şey. Şimdi burada 25 yaşında bu arada. 25 yaşında adam. Tamam güzel ama çok iyi para Sen... kazanma şansımız varmış. Neymiş biliyor musunuz hocam? Evet. 125 milyon euroya satılırsa yani 125 milyon bir euroya satılırsa Hı. oradan Galatasaray komisyon alacakmış. 125 milyon euroyu verirler mi bu adam? Cahit verse niye verip de şimdi almasınlar daha ucuz rakama da Galatasaray'dan Değil. satış hakkını. Yani bir defa
bilmiyorum, Galatasaray'ın bu transferde satış hakkı yok gibi geliyor bana, ama satış hakkı olsa bile demek 125 milyon euronun üzerindeki bir satıştan pay alacak Galatasaray. Ya böyle de insanları avutmaya çalışıyorlar. Yani Galatasaray takımı belli ki destekleniyor. Galatasaray takımı belli ki Tabii. destekleniyor ve Fenerbahçe'nin önüne geçmesi isteniyor. Yani bunun başka bir tarzı yok. Fenerbahçe bir oyuncu daha alsın, inan Galatasaray bir oyuncu daha alacak. Yani bu yarışa girdiler ya. Böyle fıkralarda olur ya, Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in filmlerinde izlediğimiz, Zeki Alasya'nın filmlerinde izlediğimiz pozisyonlar olmaya başladı ya. Yani onları görüyoruz. Trajikomik işler oluyor. Olabilir. Gol atabilirsin. Vay, iki gol atarsa işte bak bizi şampiyon yaptı. Vay işte Osimhen geldi, şunu yaptık, bunu yaptık. Ya onları bırak. Batağa gidiyoruz. Ama kimse demiyor ki sen bu borcu nasıl ödeyeceksin? Avrupa'da alıyor takımı, amatör kümeye gönderiyorlar. Diyorlar ki senin mali bütçen bu işe uygun değil. Sen bütçeni tutturamadın. Yoksun artık. Peki Türkiye'de hiç kimsenin bütçesi tutmuyor ki ya. Ya kaç tane takım konuşuyoruz Cahit, bak kaç tane takım transfer yasağında transfer yapamıyor. İşte 5 yıl, Evet. 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl. Peki artı kaç tane takım hocası demeç veremiyor maçtan sonra? Diplomasız hocalar. Bunlar Diplomasız altta da hocamız var. böyle. Altta da böyle. Ya başkanların verdiği demeçlere bak ya. Ya başkanların de, ya çok affedersin. Geçen günü internete düştü. Bir kulübün başkanı diyor ki bize kaşar topçu lazım diyor ya. Kaşar oyuncu almamız lazım. Ya böyle bir şey olur mu ya Cahit? Bunlarla beraber Olamaz. uğraşılıyor. Olamaz. Artık bakın ileride futbolun başına neler gelecek biz göreceğiz. Bu takımların başına neler gelecek, yakın zamanda bunlar çıkacak meydana Cahit. Çok çok Benim kötü. Kulüplerin yönetimleri çok çok kötü. Çok kötü, çok kötü. hocam şu, benim korkum şu. Türk futbolu öyle bir kulüp, iki kulüp değil. Toptan batacak gibi. Neden? Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ayırıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu girmiş olduğu yük, bunlar batarsa, burada da herkes alıştı şimdi belirli yıldız futbolcuları seyretmeye. O yok, bu yok. Futbolda ben ne seyredeceğim bu futbolu gibi bir tarz da var bizim seyircimizin içerisinde. Ve bu izleyici de buradan kaçarsa bu futbol batar. Bu batarsa da hakikaten Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi bizim ülkemizin yetiştirdiği, yani yetişmiş insan kalitemizi gösterdiğimiz en değerli markalar olarak bu markaların hepsi zedelenir gibi geliyor bana. Kulüpler ne olur biliyor musun Cahit? Bak, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde söylemiyorum bunu. Onlardan bağımsız söylüyorum. Şimdi ev geçindiriyoruz. Para kazanamadığımız zaman ev geçindiremezsek ne yaparız? Yanlış işlere gireriz, değil mi? Birçok yanlış şey yapar. Evet. Buna neyi katarsan kat artık. İnsanlar Eyvah. düşünsün, kendi felsefesini ortaya koysun. Eyvah. Kulüpler geçinemediği zaman ne yapacak Cahit? Bir de boşluğu bulmuşlar. O boşluğu bulunca ne yapacaklar? Kesinlikle gayrimeşru işlere yönelecekler. Yasa dışı bahis. Yasa, Bu. ha. Yani şimdi bu her tarafta var Cahit. Bu her taraf dünyayı sarmış, bizi de saracak ve artık Türkiye'de gençlerin yakalandığı iki tane olumsuz taraf var. Bunu ancak böyle olumsuz taraf olarak yetiştirebiliyorum. Biri narkotik olarak kullanılan maddeler, madde bağımlısı gençler. İki iddia oyunları. Yani Evet. telefon üzerinden oynanan iddia oyunları ve çok çabuk ulaşılan maddeler. Bunlar gençlerin yakasına öyle bir yapışmış ki artık intiharlar başlamış. Anneler babalar feryat içerisinde. Sen şimdi bunlar maça gidecekler. Bunları düzgün, hadi futbol maçı seyretsinler. İnsanlar deşarj olsunlar. Bir
Bilet alamayacak. Başka bir şey yapacak. Çünkü formayla gidecek. Sen şimdi ona Icardi'nin formasını sunmuşken, Mertens'in formasını sunmuşken, şimdi Osimhen'in formasını sunacaksın. Diyeceksin ki 5 bin lira forma. Bunu nereden alacak çocuk ya? 5 bin lirayı biriktirdiği bir yıl parayla beraber alır. Ya maça gidemeyecek, ya kalem alamayacak, ya defter alamayacak, ya işe gidemeyecek. Sen de diyeceksin ki ben Osimhen'e 10 milyon euro verdim ama bunun bir kısmını işte taraftardan çıkarttım. Çıkaracağım. Ya bütçe belli, insanların kazandığı para belli, hacim belli. Yani bu para oradan harcanacak, yemeğinden harcanacak, kıyafetinden harcanacak veya kısıtlanacak. Buraya vereceksin. Bakın sosyal çarpışmalarda nerelere geliyoruz Cahit. Felaket. Bunun için Şimdi lütfen, lütfen, lütfen ya hep diyoruz 85 milyonuz. Biz bize yeteriz. 35 milyon genç var bu ülkede. Ne evet. oyuncular çıkartırız biz ya Cahit. Senin benim Bravo. gençlik dönemlerimi hatırlayalım ve o takımları sayalım. Ya o takımların oyuncuları kötü müydü? Tribünler dolmuyor muydu ya? Bugünkü sahalarda olsun o oyuncular, bugünkü altyapı sahalarında yetişsinler. Bugünkü bu futbol statları, o zaman yoktu tabii. Futbol statlarında futbol oynasınlar, bak ne gösteriler olur ya. Neler yetiştiririz biz bu işte altyapı tesislerinde. Ama biz burayı unuttuk. Herkes dışarıdan oyuncu, dışarıdan oyuncu. Her sene alacaksın o zaman. Kendi yetiştirmediğini her sene dışarıdan almayacak mısın? Kendi bahçende İncir ağacı varsa Cahit, bir ay, 2 ay her gün yersin, değil mi para vermeden? O Peki kadar. kendi bahçende yoksa Tabii. bakkaldan alacaksın, bunu ne yapacaksın? Her gün gidip oradan para verip alacaksın, para verip alacaksın. Yazık günah değil mi ya? Hocam gerçekten bir korku tüneline girdik. Bakalım yani sporu sevenler, kulüpleri sevenler, yani bizim kulüplerimiz çok saygın kulüpler gerçekten. Bu ülkenin en saygın şirketleri bizim kulüplerimiz aslında. En güzel alanımız, spor Evet. alanlarımız. Şimdi böyle bir flash, böyle popülist yaklaşımlarla, pragmatist yaklaşımlarla bizim bu güzel duygularımızı, Galatasaray sevgimizi, Fenerbahçe sevgimizi, Trabzonspor sevgimizi, Beşiktaş aşkımızı falan, bunlar törpülenecek gibi geliyor bana. Peki biz hocam o zaman çok kısa, çok kısa bir futbolcu ne kadar zamanda yetişir? Aşağı yukarı maliyeti nedir? Onu yapıp sizin Trabzonspor'la ilgili teknik direktörlük konusu gündemde. Sizin de isminiz geçiyor zaman zaman. Ben de duyuyorum. Hemen ona geçelim. Cahit, insanlar değişmeye başladı. Sosyolojik olarak değişmeye başladı. Psikolojik olarak değişmeye başladı. Eğitim olarak değişmeye başladı. Benim memleketim bir defa eğitime sırtını döndü. Yani Trabzon olarak eğitime sırtını Ya. döndü. Bilen insana, daha yürekli insana, daha dürüst konuşan insana, daha yüze konuşan insana tepki koymaya başladı. Şimdi Trabzonlar diyor ki, hocam sen kitabın ortasından konuşuyorsun. Biz Evet. böyle öğrendik. Biz böyle Tabii. gördük. Bizim Tabii. memleketimiz insanı böyle konuşurdu geçmişte. Ben de öyle konuşuyorum. Ama illa kroki çizeceğim Cahit. İlla buradan farklı konuşacağım. Arkadan farklı konuşacağım. Ben bunu yapamam. Ben eğitimli bir insanım. Ben eğitimli insan olduğum için görev beklerim. Verirsen verirsin, vermezsen sen düşünürsün kardeşim. Ben ne aracı koyarım, ne kimseye abi, Bravo hocam. amca, baba demem. Ben kendisine heybesindeki doluluğa güvenen insanım. Benim sepetim var. Sepetim benim dolu. Alırsan kullanırsın. Almazsan hiç umurumda olmaz. Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. O başka bir şey. O başka bir şey. Ama benim kendime yaptığım yatırımı senin kabullenmen lazım. Tabii. Saygı duyman Ve lazım. buna saygı duyman lazım. Ve beni de öyle kabullenmen lazım. Aman işte şöyle, aman böyle konuşuyor, aman şunu söylüyor. Tabii ki ben konuşuyorum futbol adına, Türk futbolu, Türk insanı adına konuşuyorum. Evet. Türk genci adına konuşuyorum. Bak konuşmayanlar, korkmayanlar buradalar, korkanlar gelmediler. Korkanlar gelemezler, korkanlar konuşamazlar.
Ancak Konuşamaz. başka türlü şeyler yaparlar. Onun için hiç umurumda olmaz Cahit. Hiç umurumda olmaz. Kimseye ihtiyacım yok. Kimseye de minnetim yok. Minnetim yok. Hocam 5 yıl, Eğer 5 hocam 5 yıl, 5 yıl, 5 yıl bu takımın altyapısını, Trabzon'un altyapısını ele alsan, çünkü ben senin ne kadar bilgi beceri sahibi olduğunu yakından bilenlerden bir tanesiyim, bir spor adamı olarak. 5 yıl sonra Trabzon'dan en az 3 tane, 2 tane, 3 tane Avrupa çapında adamın çıkacağına eminim ya. Biliyorum. Oradaki enerji yeter. Cahit'ciğim, ben 10 yıl Trabzonspor'un altyapısında çalıştım. 1 yıl futbol okulu hocalığı yaptım. 3 yıl yardımcılık yaptım. 1 yıl altyapı sorumluluğu yaptım. 2 yıl Trabzonspor'un ikinci lig profesyonel takımı vardı, onu çalıştırdım. Bizim elimizden yüzlerce oyuncu geldi geçti, yetişti. Bu iş nasıldır biliyor musun Cahit? Şimdi 10 yıllık bir oyuncunun tabii ki olması aşağı yukarı 7-8 yıl. Alırsın onu 10 yaşında, 17-18, 18 yaşında olur oyuncu. Ama bu sadece bir oyuncunun sürecidir bu 7-8 yıl. Ama her yıl oraya oyuncu katacak olduğun için her yıl sen 3-5 tane oyuncu çıkartırsın. Bravo. O Bravo. Trabzonspor'da oynayan oyuncular hep böyle gelmiştir. Her yıl oyuncu katarak içine gelmiştir böyle. Ve her yılda bir tane, iki tane süper klas oyuncu, yani milli takımı alıp sırtlayacak oyuncu gelmiştir. O anlamda oyuncunun bireysel anlamda bugün alırsın oyuncuyu 7-8 yıl beklersin. Ama süreci devam ettirdiğin zaman her yıl oyuncu yetiştirirsin. Biz bunları yıllarca yaptık. Yani ben o kulübe 1983 yılında antrenör olarak başladım. Ama 78-79 yılından başlayan, benden önce başlayan hocalarımızla beraber biz ta 90'lara kadar oyuncu yetiştirdik. 90'lara kadar. Ondan sonra kesildi. Trabzonspor sonra zor duruma girdi. İşte Uğurcanlar, Yusuf Yazıcılar, Abdülkadir Ömürler çıktı. Mecburen oynadı. Şimdi bak, bunu aynı şekilde Beşiktaş'a geleceğim. Ya şimdi Beşiktaş'ta son maçta bir tane yerli oyuncu vardı sahada, biliyor musun? Cahit, Mert. Evet, Kaleci evet. Mert. Ya daha önce mesela Semih oynatıyordun, daha önce işte Emirhan'ı oynatıyordun. Daha sonra koyuyorsun Emirhan'ı, gerçi şeyden aldılar. Rize Spor'dan aldılar. İşte kimi koydun? Mustafa'yı koydun Mustafa. oyuna. Şimdi bak, bu çocuklar da zaman içerisinde belki oynayacaklar, gelişecekler, şunlar bunlar, ama işte yabancı aldığın zaman işte Muçi'yi oynatıyorsun bu sefer. Ha, tabii ki Beşiktaş'ın kenar oyuncuya ihtiyacı var. Immobile olduktan sonra tabii ki Rafa olduktan sonra Semih orada yer bulamayacak. Hekimoğlu yer bulamayacak orada. Ya mesela şimdi aldın. Udaku'yu alınca ne yapacaksın? Emirhan'ı artık kenara çekeceksin veya sol bekte kullanmaya başlayacaksın. Orada kim var? Masuaku var bu sefer. Ona Tabii. yakalanacaksın. Şimdi yabancı aldın. Ya şimdi Galatasaray takımı. Osimhen'i aldın, Icardi var, Batshuayi var. Ya hangi yerli oyuncu gelip buraya sokulacak? Allah aşkına Cahit ya. Onun için yani şimdi Trabzonspor da aldı. İki tane yabancı aldı. Bir tane daha alacak. Bu sefer ne olacak? Kim kaldı dışarıda? Enis oynatıyordun. Gol attı. Dört maçta, beş maçta bir gol atmışsın Cahit. Beş maçta bir gol atmışsın. Bir gol. Sen İnanılmaz. Gallen'e onu da atan Enis. Şimdi onun yerine iki tane daha santrofor aldın. Onu da oynatmayacaksın. Hadi bir tane daha oyuncu gitti. Buyur. Türk futbolu bitti. Evet. Bitti. Bitti. Ya hocam, programı da bitireceğiz galiba. Var mı bir son sözünüz? Cahit, Ya çok şeyler şöyle söyleyeyim. söyleyeceğim. Ben şöyle, evet, çok şeyler söylenecek ama şöyle söyleyeyim. Yani yabancı yıldızlarla böbürlenmek yerine kendi çocuklarımızla gurur duymak kadar güzel bir şey yok. Bunun tadı hiçbir yerde yok. İşte olimpiyatlarda da gördük. Şimdi paraolimpikte görüyoruz, altınları görüyoruz falan. Gerçekten üzülüyorum. Eski futbol kültürü, eski dediğim yani gerçek sporun yarattığı kültür yavaş yavaş yok oluyor, ama biz bunun için savaşacağız diyorum Ben o zaman son cümleyi söyleyeyim ben. Evet. Cahit. Kendi bahçenin meyvesi ekşi olur. Evet.
daha söyleyecek bir şey yok. Ne diyeyim yani? Hocam ağzınıza sağlık. Sağ ol Çok canım. teşekkür ederiz. Bu konuyu çok işleyeceğiz. Siz burada var olduğunuz Evet. sürece bir futbolun, gerçek sporcunun, gerçek sporun mücadelesini vereceğiz. Elimizden geldiğince spora, futbola katkı göstermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler, sağ olun.